Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala'ya hamd ve sanalar, Peygamberimizge salavatı salamlar bolsun. Allah Ta'ala'nın bergen nimetleri içinde en ulu nimet bu farzand nimet. Farzand gözümüzü kuvançı, cennet rayhanlarıdır azizler. Albatta farzand nafakat gelen nimet ve o bizge berilgen omonat ham. Şunun için farzandımızın terbiyesi, adab-ı ahlakı, onun ilmi, salahiyeti doğrusu da hem biz kıyamette cevap veririz. Peygamberimiz aleyhisselam, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun ar-ra'iyyetihi deyirler. Sizlerin hammalaringiz bir başlık sıfatsızlar, çoban kabi başlıksızlar, kıyamette o şu kul asizliğinizge cevap veririz deyirler. Demek ota ana sıfatı da farzandımızın gelecekte yakşı adablı, ahlaklı, ilimli, salahiyetli bo'lib o'sib, uni odobida turgishligiga biz qiyomatda javobgar ekanmiz, ularning albatta tarbiyasiga e'tibor berishimiz kerak. Bola tarbiyasi o'ta nozik masala. Bolani tarbiyasi bilan ham ota shug'ullanadi, ona shug'ullanadi va ustoz ham shug'ullanadi sizlar. Shuning uchun albatta bolamizga ustoz tanlashni ham bilishimiz kerak. Avvalo birinchi ustoz bu ota-ona. Birinchi ustoz ota-ona. Çünkü kuş inide körgenini kıladı. O şu ata-anadan körüp katta buladı. İkincisi, ilim örgatadigan, o maktabda bolsun. Ya ki aytaylik, başka oku muassasasida bolsun. Ya ki hunar örgatuvchi ustoz bolsun. Bu albatta bir ustoz. Ustoz üçün ham dinimizde talepler var. Çünkü bu murgak kalp, bu yosh bola. Bunga birinci navbatda azizler, mehr ko'rsatishimiz kerak. Peygamberimiz aleyhisselam juda ham mehrli bo'lganlar, bolalarga. Bolalarni urushdan, bolalarni haqorat qilishlikdan, bolalarga zulm qilishlikdan qaytarganlar. Juda ham nozik bir hadislar bor aytadilarki, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kattalarni hurmat qilmagan, kichiklarimizga rahm qilmagan falaysa minna dedilar. U bizdan emas dedilar. Bizning ummatimiz emas dedilar. Agar kichiklarga rahm qilmasak, kattalarga hurmat qilmasak, ummatni ichidan hisobidan chiqib qolamiz ekan Alloh saqlasin. Shuning uchun ham eng birinchi bolaga farzandga ko'rsatiladigan narsa bu mehr shafqat. Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlari bir kuni nabiralarini erkalatib o'pudilar. Bir sahoba hayron bo'lib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, farzandingizni o'pasizmi? Men hech o'pmayman, hech o'pib erkalatmas ekanman" deganidilar. Rasulimiz alayhisolam unga qarab, "Alloh seni qalbingdan rahimni sug'urib qo'ygan bo'lsa nima ham qilardin?" dedilar. Demek bu kalbki beriladigan rahim Allohniki ekan sizlar. Har qanday ota-onaga farzandga nisbatan rahim tuyg'usini Allohning o'zi beradi. Hatto chorpo hayvonlarga ham. Ana o'sha Alloh rahim bergan tuyg'usi tufayli yovvoyi hayvon o'zini bolasini yeb qo'ymas ekan. Bo'lmasa hayvonda aql nima qiladi? Nima uchun bolasini yeb qo'ymaydi? Boshqani bolasini yeb qo'yishi mumkin yirtqich hayvon, lekin o'zini bolasini yemaydi. Çünkü o şu ata ana bölgenliği için Allah onu kalbine bana şu rahim duygusunu yani rahim instinktini çaylap koyardı. Demek ata ana biz bolamızga bana şu rahmimiz bilen muamele kılışımız gerek. Ustaz tarlaşlıkta, bolamızda talimide cüdeye mehtiyat buluş gerek. Ustazlik, bola terbiyesi muhim mesele. Ota bo'lsin, ona bo'lsin, ustoz bo'lsin, bolasiga tarbiya berarkan azizlar dinimizda bolani urib tarbiya qilish yo'q. Ba'zan shunaqa eshitib qolamizki, go'yoki islom dinida bolani faqat urib tarbiya qilish kerak. Bolani urmasa bo'lmaydi deb. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bolalarni urishlikdan qaytargan. Umuman insonni bir-biriga urishlikdan qaytargan, rahimlik bo'lishlikka qaytargan, ayniqsa yuziga urishlikni. Doğru, hadislerde bazısı da tavsiye noktayı nazardan uruş deyip kegen bitti hadis var. Peygamberimiz Aleyhisselam hadislerde aitkenler. Lekin bu uruş degenini uruş koyuş deyip tercüme kılsak makul bulardı. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam balaya bir az tanbih verip koyuşluk. Çünkü başka hadiste balanı yüzüge urmaslık, nazik cahilerine urmaslık ne aitkenlerdi. Uzları birer martta ne terbiyeçi ne farzanlarını urma gelirler. Mana Anas ibn Malik degan sahaba bo'lgan. 10 yil payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tarbiyalarida turgan. Mana shu sahaba aytadilarki, "Men 10 yil u zotni oldida yurgan bo'lsam, biror marta u zot menga nega mana bu ishni qilding deb qattiq gapirmaganlar yoki nega mana bu buyurilgan ishni qilmading deb tanbih bermaganlar. Qattiq gapirmaganlar. Doim muloyim muomala qilganlar ekan."
Peygamberimiz Aleyhisselam cüden mülayim muamele kılardılar. Ve ustazlarına koyuladığın talepinin en birincisi azizler hilimlik. Yani halimlik. Şavkatlik buluş gerek. Hiç bolalarını urup katı ziyan kepkizişlik, kepkizledikten derecede urup cezalaşlık ki dinimiz büyürmeken. Hatta ata anege ham. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam bana şu babda kub bizge terbiye bergenler. Bolalarga hoşyor buluşlik, ularını ihtiyat kılışlik. Bolanı hatta ki Peygamberimiz Aleyhisselam şu derecede bugünler ki bir günü sacda kılıp durgenlerde sacda elisinde çözülüp gitip kaldı. Uzağa bu gitti. Sahabalar hayran oldular. Namazdan ki ne gibi bunu kıldız diyordular. Yelkemge nebire minip alıyordu. Çüşünü kütüp durdum dediler. Biz de şuna kalkılsa bolaga katlık azar verip koyamız. Lekin Resulümüz aleyhissalatu vesselam bana şunu diye terbiye kılardılar. Ne fakat yine farzantlarken başkalarına ham talim verişlikte kinçilik, halimliğini ortaya koyardılar. Şu noktayı nazardan ruhşunaslar, İslam ruhşunasları yani, hama dünyavi ruhşunaslarım aytadı ki, kaysi kim ki farzantını urup zardalik bilen katta kaladigan bolsa, mana şu bola cemiyetke nisbeten kopal dağal ruhta katta bola dedi. Ve en yamanı bola Allah'tan mas keltekten korkadigan bola. Biz keltek bilen, uruş bilen bolaga ilim bera olmuyoruz. Biz bolaga halimlik bilen, rifk bilen, yumuşaklık bilen, güzellik bilen muamele kılıp ana bunu koyamız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da o şu mülayim bölgenlikleri için, galiz, kopal bölgenlikleri için ümmet, sahabeler uzatına atrafta cemlengenliği doğrusu da bayanlar geledi. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam osonlik bilen tarbiye kılıçta örgettiler. Ettiler ki yassiru ve la tuassiru dediler. Dinimizde oson kılıp örgettiler. Osonligini örgettiler adamları ki. Osonlaştırdılar. Ve la tuassiru kıyın kılıp yuvarmayılar. Kıyın kılıp yuvarmayılar dediler Peygamberimiz Aleyhisselam. Ve yine ettiler ki adamları ki yakışık hoş haberlerini veriyorlar. Onlarını dinden bezdirip kaçırıp yuvarmayılar dedi. Mana bu terbiyedeki en mühim narsa. Osonlik, yengillik, xush muomalalik, ularni bezdirib qo'ymaslik kerak. Boshqa soha bo'lsin. Hunarmandlar shunday ustozlar bo'lganki, shogirdini farzand o'rnida qabul qilib unga hunar o'rgatgan. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib azizlar, farzandlar tarbiyasida ota-ona juda ham e'tiborli bo'lishligimiz va payg'ambarimiz alayhi salomdan o'rnak olishligimiz lozim bo'ladi. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam huzurlarında Akrab ibn Habis Temimi degen bir sahaba oturgen idi. Resulümüz aleyhissalatü vesselam da aldılar ki nebireleri İmam Hasan kirip kaldı. Şunda Peygamberimiz aleyhissalam nebirelerini öpüp irkeletken idi. O sahaba ettiler ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ben de 10 ta balam var. Lekin bir ortasını yap öpmegen ben dedi. Şunda Resulümüz aleyhissalatü vesselam onge karak rahim kılmaganga rahim qilinmaydi shuni bilib qo'y dedilar. Qarang juda ham büyük bir hadis aytdilar. Bu İmam Buxoriyda, İmam Abu Davud ve Termiziyda ham keladi bu hadis. Ya'ni Rasulimiz alayhissalatu vasallam shu gaplari. Rahim qilinmaganga rahim qilinmas. Agar beshavqat bo'lsa, rahim qilinmasa bunga ham rahim qilinmaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam farzand tarbiyasida ularga rahimlik bo'lishlikka talab qilinadi. Albatta siyosat kerak, bola tarbiyasi uchun kerak, lekin mana shu dinimizda haddidan oshmagan holda unga avval yaxshi murosa qilishlik bilan, yaxshi gapirishlik bilan, muloyimlik bilan ana bundan bo'lmasa keyin bir oz unga aytaylik bir tarbiyani boshqa uslubiga o'tishlikka tavsiya beradi. Lekin aslo uni jismiga zarar keltiradigan, uni aytaylik qattiq azob beradigan yoki nafrat bilan kaltaklab bo'lmaydi bolani. Na ustoz, na ota-ona. Unga faqatgina o'sha keragidan ortiqcha bo'lmagan tanbehni berishlikdan saqlanish kerak. Kerak tanbehni berib, kerak tarbiyani qilsa, inshaalloh mana shu bola kelgusida ota-ona uchun ham, jamiyati uchun ham yaxshi bir inson bo'lib tarbiya qilinadi.